Acayip bir kadroyla birlikteyiz. Muhteşem Sattas. Seçkin Batu ve Orçun bizlerle birlikte. Merhaba. Bütün Sattas ekibine öncelikle. Kaç kişi? Normalde kaç kişi? Sahne üstü. 9. Peki 9'u hep koruyabiliyor musunuz? Çok zor bir şeydir çünkü çok. Kalabalık kadroları tabii, tabii. Korumak. Yani küçük sahnelerde genelde böyle şu vaziyetlerdeyiz. Elimizden gelince 9'u korumaya çalışıyoruz ama 8 genel ortalamada 8 kişi yapıyoruz. Yani yurt dışındaki bütün festivallere hep full kadro. Büyük sahnelerde falan tabii. Sorunun nereden tabii gelmesi gerektiğini işaret etti. Oraya gideceğiz çünkü orası çok önemli ama arkadaşlar hemen çok önemli bir şeyle başlayayım. Birkaç şeyle başlayayım. Birincisi bugün neredeyiz? Bugün bizim için çok özel bir gün çünkü bugün biz Dore Müziğin Dore Akademi ile birlikte Akmerkez'in hemen üstündeki olağanüstü güzel mekanındayız. İlk kez buradan bir video size hazırlıyoruz ve Sattas'la birlikte o videoda sizlerle birlikte olacağız. Bu bir. İki, çok önemli bir şey. Bugün birçok şeyi konuşacağız. Dreadlock, Rasta, Root. Hepsini konuşmaya çalışacağız ama bütün bunlar konusunda ya ben programı bunlarla geçirmek istemiyorum diyorsan hazır YouTube'dasın. YouTube'da yukarıya hemen Regici yazıyorsun. Türkçe bildiğin Regici yazıyorsun. Şu beyefendinin bir belgeseli var. Çok iyi. Şöyle Batu Akyol'un. Evet. Olsun benim için yine de sensin. Tabii. Sayılır. Zaten Batu hakkında. Gerçek bir regici çünkü kendisi. Sattas'ın bir karakteri var. Orçun'dan kaynaklı bir karakteri var. Çünkü adamın konuşması, sahnedeki tavırları, storytelling gibi arada bir hani bir hikaye bahsetmesi ya da şey yapması bu direkt Sattas'ın karakter bakımından köşelerini oturtuyor. Türkiye'de caz belgesini çekti benim çok eski arkadaşım. İşte ben çekim yapmak istiyorum sizinle beraber demişti. Biz de dedik olur bunu da belgesel yapmak istiyorum dedi. Yani bizim belgesel niye olsun yani falan. Alternatif müzik grubunun albüm yapma süreciyle ilgili bir şey çevrildi o esasında. Reggae'ci onunla ilgili oldu böyle. Keyifli oldu, güzel oldu. Bizim için harika bir onu oldu. Batu Akyol'a da buradan teşekkür ederim. Evet, Batu Kurnaz, onu söyleyeyim. O Batu Akyol. Ama Batu. Evet, onu da söyleyeyim. Evet. Yukarı Reggae'ci yazıyorsun. Çok güzel bir belgesel. Türkiye'de böyle işine az rastlanır bir müzik üstüne çabadır. Değerlidir. Ama o çaba sadece Reggae konusunda değil, Sattas'ın doğuş ve daha sonra varoluş hikayesini de anlatıyor. Onu da tavsiye ediyorum ve artık o soruya gelelim. Acayip festivallerde çaldınız. Acayip yerlerde çaldınız. Buradaki acayip olumlu anlamda kullanılıyor. Bunların içinde Montreal var. Dünyadaki bütün müzisyenlerin gözünü dikip baktığı yer. Ve siz oraya gittiniz, çaldınız. Sessiz sedasız da oradan geri geldiniz. Eğer bir hatam varsa düzeltin. Ne bir kapsamlı bu konuda yazı. Belki bir iki tane vardır, özür dilerim onu yazmış olanlardan ama bir genel böyle bir ho ho olmadı. Aynen. Yok olmadı. Neden? Vallahi onunla alakalı çok uzun sohbetler edilebilir sanki ama sanırım bizim dışımızda gelişen bir durum oldu bu. Ya çünkü biz olayın tamamıyla müzik kısmındayız, üretim kısmındayız. Bir gün evde otururken menajerimiz bize hep Burçin Özdemir, ona da selamlar iletelim buradan. Çocuklar hafta sonu Ankara konserimiz var. Şu saatte uçuyoruz, şu saatte geliyoruz, şu saatte sahnedeyiz diye bize bir info verir. Biz böyle yine bir gün evde otururken Montreal Jazz Festivali'ne gidiyoruz dedi. Saat de gece geç bir saatti. Dedik ki tamam olay tamamıyla değişiyor. Yani bizim için hem kafamızda her anlamda. Bir gittik Montreal Jazz Festivali'ne. Çok keyifliydi. İnanılmaz bir deneyimdi. Güzel bir konser oldu. Ama Türkiye'de birçok şeyi bizimle alakalı değiştirdiğini düşünmüyorum. Bunun nedenine gelecek olursak da bizim müzisyenler olarak bununla alakalı bir eksikliğimizin olduğunu da düşünmüyorum. Başka noktalarda bir takım desteklere ihtiyacımız vardı. Biz de birazcık mütevazi davrandık. Çok tırmalamadık sanırım bununla alakalı. Ya da bunu yapmamak bir hata mıydı? O da ayrı bir tartışma konusu. Güzel bir şey söylüyorsun. Anlıyorum. Ne demek istediğini de anlıyorum ama yine de genel olarak söylüyorum. Bir reggae grubu ya da bir başka özellikle birazcık kenarlardaki müzikleri deneyen gruplar konusundaki sessizliğimiz, suskunluğumuz, ilgisizliğimiz, bunu birbirimizin kulağına bile fısıldamıyor olmamız biraz bizim derdimiz olsun diyorum. Yani şimdi fazla karanlık sulara girmek istemiyorum. Aynı senede Babozlu da Montreal Jazz Festivali'nde yer aldı. Beraber yer aldık ama çok az geçti dediğiniz gibi. Yani şey hikayesi var tabii birazcık. Gözlerimizi birazcık bu tarafa çevirmek lazım. Hep beraber ama. Yani biz o alternatif müzik camiasının içindeyiz. Yani biz bir reggae camiasının içinde değiliz. İnanılmaz bir okyanus burası.
Çok yetenekli müzisyenler var. İşte biz hep şeyi anlatmaya çalışıyoruz, böyle mütevazi gözükelim, aman ha ha falan gibi derdimiz yok ama öğreniyoruz çünkü Jamaika'da doğmadık. Hani reggae öğrenmek farklı bir şey. Fakat Montreal Jazz Festivali'ne gelince sağ olsunlar ben beyefendiyle tanıştım. En tepedeki o kurulun başındaki. Biz Türkiye'de reggae yapan bu adamları çok merak ettik. Özellikle ben istedim dedi kendisi tanıştığımda. Ve özellikle Türkçe yaptığımız şarkıların hepsine çok keyifli ve işte Neşet Ertaş'ı biliyor karşımızdaki beyefendi. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ya ben Neşet Ertaş'ı bilmiyorum denilen bir ülkedeyiz. Ben bilmiyordum falan. Hani ben de o taraflara girmeyeyim de çok yani. Ha kesin çalışmışlar önceden. Müthiş bir kontrol var. Ya da dolmuşuz. Evet aslında ben de şaka yapıyorum. O kontrolün nedenini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama o kontrol biraz bizim kendi içimizde işte şu videoyu izlerken falan olmamalı. Şunları yorumlara yazmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Yani biz en azından sessiz kalmayalım. Biz sessiz kalmayalım. İşte biraz önce Orçun'un söylediği o deniz var ya, o okyanus. O okyanusa biz en azından kendi mesajlarımızı şişelere yazıp atalım. Günün birinde birinin kafasına çarpar umuduyla. Benim filmim burada başlar. Özne, eylem, drama ve gülmece var. Her şey güzel başlar inanırlar ama kötü rolde de yaşam var. Biz şimdi bu videodan hemen yaklaşık bir hafta sonra Yalan Dünya ve Gene Sen EP çıkacak. Evet. Oralara gideceğim ama şu hikayeyi bitirelim. Montreal seyirci nasıldı? Türkçe ya da Türkiye'den gelmiş bir reggae grubu. Kimsenin kafası dreadlock değil. Kel reggici. Kel yani reggici. Yani. Demeyeyim dedim ama sen dedin. Bunu sen de ben demeyeyim. Ben bıyıklı falandım o zaman. Sen bıyıklıydın. Lafınızı kesiyorum abi. Şöyle bir şey var. Şeyde kel reggici mi olur yazmışlar şeyin altına, yorumun altına falan filan. En sevdiğim eleştiri oydu benim hayatta. Yani hani çok önemli değil böyle şeyler söylerken. Ben söyleyeceğim. Sen pası ver ben söyleyeceğim. Şöyle çok oldu abi falan. Yani biz sahneden indik. Ana sahne yani en büyük sahnedeki o günün Headliner'ı çıktı sahneye. Ya festival takipçileri çok iyi bilir arkadaşlar. Headliner'a yakın bir yerde Türkiye'den gelme bir grubun Montreal Jazz Festivali'nde yer alması cidden değerli bir şeydir. Nokta. Biz demedik onu ama falan diye böyle güzel hala şey. Ya güzel, çok güzeldi. Seyirci dolu. Yani yağmur yağıyor tabii -40'ı, -38'i gören bir şey de yani insanlar her şeye hazırlıklı gelmişler ve eğlendiler, çok eğlendiler. Benim hayatımdaki en çok etkilendiğim hani hangi konserden etkilendi derse ben Kanada, Montreal ve caz sahnesi inanılmazdı, muhteşemdi. Ya yani. Bir de şöyle bir şey eklemek lazım. Saat atıyorum 8'de ya da 9'da tam hatırlamıyorum. Sahneye çıkacağız. Son 5-10 dakika işte sahne menajeri dedi ki son 10 dakikanız tamam. Var. Ben seyircilerin olduğu tarafa baktım. Kimse. İnsan yok. Evet. Yani hiç kimse yok. Ama hikaye şu. Şehrin her bir noktasında bir sahne var. Ve binlerce insan... İşte 7 ile 8'deki 7.50'de o konser bitiyor. Yani. İki sokak sonraki diğer sahneye geliyor. Ellerinde program. Ve çocuk aynen. Yani 7 yaşından 77 yaşındaki tabii. İnsanlara kadar binlerce insan ve bizim konserimiz bitti, alan boşaldı. Yolda yürüyoruz, böyle bir evsiz beyefendi var kaldırımın kenarında. Ben de böyle bir gidip laf atmak istedim. Konser bitmiş artık, o konser sonrası halimizdeyiz. İngilizce bana ne haber reggici dedi. Yani ne tip olarak onu andırıyorum, o müzik kartım yok falan çünkü konseri izlediğini söyledi. Evsiz olmasının bir şey değeri yok burada, yanlış anlaşılmasın da. Karşılaştırma yapmak istiyorum burada çünkü buradaki evlilerin durumu bir başka ülkede. Kesin çalışıp gelmişler. Göndermeler göndermeler. Yığılıyor. Harika. Çok küçük bir parantez olarak soruyorum. Bu deneyimin arkası geliyor mu? Yani şunu demek istiyorum. Oradaki o görüşmeler, konuşmalar. Daha sonrası için gelin burada bu stüdyoda şunu yapalım. Mastering'inizi şu yapsın. Şunla belki bir beraber çalışırsınız gibi hikayeler oluşuyor mu? Bununla ilgili bir konuşma yapıldı ama bunu icraata daha geçirmedik. Dürüstçe söyleyelim. Fakat konser bağımında, konser hikayesinde bir sürü konuşmamız oldu ve bu sene yazın bunun getirileri olan hikayeler olmaya başlıyor gibi. Yani kesinleştiği zaman zaten ortaya çıkacak ama çok acayip haberler var açıkçası. Biz birazcık daha reggae'nin daha fazla popüler olduğu, sevildiği, yani nasıl anlatayım, işte zaten ilk büyük festivalimizi Almanya'da yaptık, bir reggae festivali Ruhr'da. Oralardan böyle bir kolaborasyon mu denir, beraber çalışma hikayelerimiz olacak, işbirliğimiz olacak. Yani Montreal tarafında değil ama işte gittiğimiz Rototom Reggae Festivali, dünyanın en büyük ikinci, üçüncü reggae festivali. Bir de o yaz çok gezdik yani. Evet. Oralara çok hiç giremeden çünkü oradan gelip işte İspanya'ya gidildi, Macaristan'a gidildi, Almanya'ya o sene mi gittik? Brüksel'e gittik. Brüksel'e gittik, sonra Belçika'ya gittik falan.
Uçuyorduk yani. Çok güzel. Çok güzel. Yani çok keyifliydi. Ve biz bunları ancak böyle bir soru sorunca, yani dokununca işitebiliyoruz, öyle mi? Estağfurullah. Ya gerçekten ben bizden utandım şu anda. Biz güzel şeylere odaklanmaktan çok daha çok negatiflere odaklanmayı seviyoruz galiba halk olarak. Böyle bir başarı varsa, bir somut tutulur, elde tutulur bir şey varsa ona odaklanmaktan ziyade daha böyle magazin tarafına belki odaklanmayı seviyoruz diye düşünüyorum. Kesin çalışmışlar. Onlar hikaye ediyor, bu sosyolojik değerlendirmeyi yapıyor. Bir üçgen kurdular, beni burada yok edecekler. Her şeyi çok iyi anladım. O da yazıyor, çiziyor o yüzden yani. Farkındayım, biliyorum. Biraz önce kolaborasyon dediğin için ben sonda soracağım bir soruyu, böyle biraz daha eğlence sorusunu şimdi tek 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 üçünüze de soruyorum. Bir gün Sattas istediği bir müzisyenle, o şimdinin meşhur deyimiyle featuring, böyle bir şey yapacak ve istediğinizi seçme hakkınız var deseler. Kiminle Sattas beraber sahne alsın istersin? Biz bunu geçen gün toplantıda da konuştuk. Biz ne istiyoruz, ne yapmak istiyoruz? Herkesin ayrı ayrı fikirleri var. Evet, birçok festivale gittik yurt dışında. Daha da gideceğiz, buna inanıyorum. Ama ben 81 tane il olan bir ülkede 10 tane ile gidip konser vermekten çok mutlu değilim. Daha fazla yere gitmek istiyorum Türkiye'de. O yüzden Türkçe müzik yapıp birazcık daha fazla ve daha fazla sesimizi duyurabileceğimiz bir Türk müzisyenle bunu yapmayı şahsen ben çok isterim. İsim ver ya. Sezen Aksu ile çalışmak çok isterdim. Hadi canım. Toplantıda bunlar konuşuyor. Bu hayır bu değil, şu konuşuldu. Biz ne yapmak istiyoruz? Yani international işte İngilizce şarkılar yapıp işte dünyada yine birçok festivale mi gidelim? Yoksa birazcık daha hareketlerimizi değiştirip Harbiye'yi mi dolduralım? Yani ne istiyoruz, bunları konuştuk. Ben oyumu birazcık burada bir şeyler yapmakla alakalı kullandım. Bununla nedeni birkaç gün önce Özkan abiyle, Özkan Uğur'la MFÖ konseri sonrası oturduk, sohbet ettik. Çocuklar, biz de yaptık İngilizce albüm. Biz de gittik, çaldık birçok yerde. Ama herkese ulaşmak istiyorsanız, burada çok daha fazla insana dokunmak istiyorsanız, anlaşılabilir sözlerle bizim Türk ezgilerini, Türk melodilerini kullanarak buraya ait olan şeyleri sunmanız lazım dedik. Kaldı ki Akustikhane programını söylüyorum. Tabii. Şey. Zafer'e de yani, selam olsun. İşte orada bir Neşet Ertaş Yalan Dünya cover yaptık. Yani klibimizden daha çok tıklandı. Daha fazla insana ulaştı. Tabii. Bu da bir yani önemli ayrıca anekdot bence yani. Yakında yeni coverlar da geliyor. Evet, evet. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Bu arada bir yine küçük parantez izninizle, benim de burada şu taburede oturan adam olarak hep hayallerimden biridir. Çok severim, birebir çok güzel sohbetlerim olan bir abimdir. Bir gün gerçekten Motto'da, Allianz Motto Müzik noktalı virgülde Özkan abiyle oturup ne isterse, o ne isterse onu konuşmayı da çok istiyorum. Özkan abi selam olsun. Kim? Benim içimden geçen isim, güleceksiniz belki ama Elton John'dur. Elton John. Kesinlikle Elton John. Siz bunları toplantıda bilmiyorsunuz. Şu anda yok. Herkes birbirine yeni tanışıyor. Sezen Aksu, Elton John, evet. Ben de şey ki yani efsane olmuş isimlerle falan bir isterdim. Yani şey şu anda benim kahramanlarımdan biri, yaşayan bir efsane işte. Bob Marley'den sonra Bernie Spear var reggae dünyasında. Ben Bernie Spear'la sahne almak çok isterdim. Ondan sonra yaptık işte Michael Rose'la falan sahne aldık. Bunlar çok önemli isimler Türkiye'de bilinmese de. Onu çok isterdim ama tabii Türkiye'de de bir sürü müzisyen istiyoruz. Bir isim tabii, var ama. Türkiye'den peki var mı? Türkiye'den bilmiyorum. Ben şeyi düşünüyorum esasında. Yavaş yavaş konuşmaya ve tanışmaya başladık. Çok özür dileyerek şey yapıyorum. Siz de çok iyi tanıyorsunuz abi. Yani hani şeyin daha yeni öğrendim işte, Metin Ersoy vefat etmiş. Ya, evet. Bugün öğrendim ben de. Ailesi bu arada gerçekten Emir Ersoy aynen, ve bütün ailenin başı sağ olsun ama ondan öte Türkiye'de bugün dinlediğimiz müziği oluşturan kuşaktan tamam. Bir isim. Gerçekten başımız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Bravo. Yani, büyük bir isim. Kalipso'yu getirdi. Jamaika'dan ilk defa Metin abi, kendisiyle tanışma şerefine de nail oldum. Sonra Athena 90'larda Sky'ı getirdi. İşte 2012'de ben Athena'yla da bir şey yapmak isterdim, isterim. Konuşmaya da başlayıp konuşuyoruz yani arkadaşlarımız kendileri. Değişik bir şey de ortaya çıkabilir Türkiye'den aklıma gelince. Kurban'la bir şey yapacağız bu arada, çok ilginç bir şey olacak. Onlar da bizim çok iyi arkadaşlarımız.
Peki, şimdi sen bu bir yol haritası çizdin. Aslında bu çok önemli bir yol haritası. O yol haritasında farklı farklı isimler var. Mazhar Fuat Özkan da var Türkiye'de. Reggae tonları, tınıları deneyerek kullanarak, popülerin içinde onu kullanarak bir şeyler yapmış olan isimler var. Başka isimler de var ama şu yol haritasını şöyle kısaca üçünüze sözü bıraksam da bir özetleseniz. Biz burada böyle çok bilir kişi laflar ediyoruz. Rastafara diyoruz, dub diyoruz, ska diyoruz, reggae diyoruz. Ve özellikle sattas müziği özelinde root reggae diyoruz. Buyurun. Yola çıktığımız zaman Derya'lı, kuzenim davulcumuz Derya'yla yola çıktığımız zaman kafamızda öyle bir hayal vardı. Root reggae yapacağız. Rastalar gibi davranmaya çalışacağız. Kolay değil bu, o topraklarda yetişmedik biz. Yani beton ormanda büyüdük biz bir kere. Rastlar için orman, doğa çok önemli bir şey. Bir sürü dikkat etmemiz gereken şey var. Et yenilmemesi lazım, tütün yasak falan rastalarda öyle bir durum var. Biz bunların ne kadarını uyuyoruz, ne kadarını uymuyoruz tartışılır. Root reggae ile başlayıp daha sonra bir iki şarkımız, Savaş Bitmeli, Grand Nation, Root reggae formatında oldu ama gelen müzisyen arkadaşlarımızın getirdiği her şey işte. Klasik müzikçi, blues ve rock'a daha yatkın. İşte atıyorum caz kökenli arkadaşlarımız bunları böyle çok klasik söylem, internette sattaz yazınca bu çıkıyor ama gerçekten hepsini eritmeye başladık. Yani bütün müziklerden bir şey almaya başladık. Şöyle bir karar aldık sonunda abi. Yani hani reggae yapıyoruz. Root reggae şarkı yapacağız. Ama reggae yapıyoruz sadece artık. Çünkü mesela Montreal Jazz Festivali'nde bize şey dediler. Yani evet reggae tandanslısınız ama dünya müziği grubu olarak adlandırmak isterim ben dedi. Bir müzikolog. Eskiden daha serttim ben mesela. Hayır biz root reggae bana ne falan. 2-4'lü olacak. Şunlar olmayacak bilmem ne ama bizim yaşadığımız yerde öyle bir şey yok. Biz 9-8'li dediğimiz tık 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 falan gibi buralardan yetişen insanlarız. Bende Rumelilik var. Göbek atan bir adamım ben. Darbuka çalmayı seviyorum. Soru başka bir şeydi göbek atarak. Evet, tabii. Ama Türkiye işte ne güzel ya. Dub dediğimiz hikayede şey, reggae'nin esasında elektronik yani masa başında çözümlenmiş bir durumu. Ya zaten bas ve davul tandanslı bir müzik yapıyoruz. Onu daha da öne çıkartan bir hikaye dub dediğimiz müzik. Ska reggae'den önceydi. Zaten Jamaica'da Miami üstünden bir şey dinleniyor. Rock'n'roll dinliyorlar. Ve onu tersten çalmaya başlıyor. O çıkkat 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 oradan geliyor. Bir rock'n'roll'un tersten çözümlemesiyle ska ortaya çıkıyor. Daha sonra bir adamın, bir delinin teki çıkıyor. Diyor ki bunu biraz ağırlaştıralım diyor işte. Lee Scratch Perry. Bob Marley yapan adam, prodüktör. Deli gerçekten adam. Bob Marley reggae'yi çıkartıyor. Trenchtown Rock ilk reggae kaydedilmiş şarkıdır. Devamında geliyor ondan sonra. Şu anda şey ama böyle bir ağaç var o reggae'nin altında aman Allah'ım. Yazın tozdun aman aman aman. Sazdın sozdun aman aman aman. Giderek özdüm ve ses aman. Giderek özdüm. Yazdın çizdin aman aman aman. Bu bütün grup tarafından kabul ediliyordur. Bazı gruplarda da bu çok anlaşılır bir şeydir. Bir sahne personası vardır ve o aslında kavrayıcıdır. Grubun ruhunu oluşturur, sesini sözünü oluşturur. Sesini de oluşturuyorsun. Bir persona olarak gerçekten de bütün sahneyi kavrıyorsun. Seyirciyle sahne arasındaki o köprüyü, yani boyun da ona müsait, o köprüyü de oluşturuyorsun. Arkadaşlarım sayesinde çok. Yok hayır, burada bir şey yapmak için söylemiyorum. Zaten seni öveceğimi sanma. Soru başka bir şekilde gelecekti. Ya bu enerji hep böyle mi? Çok evet. Fena. Yani şöyle söyleyeyim. Sana bir şey sormayacaktım. Seni öveceğimi sanma. Böyle mi? Ya şey oluyor işte, ne bileyim işte Kanada'ya gittik. En son bir yine bir Afrika'ya ya gittik. Sivri sahillerine festivale sana. Gittik. 10 saat, 12 saat falan uçuyoruz. Ve şansıma hep yanıma uçakla falan. Ondan sonra da şunu yapacağız. Bunu yapmazsak. Böyle işte seçiyor duramıyorum. Dergiye bakıyor falan. Bir şey istiyor falan. Bir kalkıyoruz, dolaşıyoruz falan. Hep böyle. Hasan Saltık'tan geldi teklif bildiğim kadarıyla, evet. Değil mi? Yalan Dünya geldi. Bir Yalan Dünya'mız, bir de Barabara'mız var. Evet. Haydi o zaman EP'nin hikayesini de sizden dinleyelim. Bas ve davul bir soundcheck konserde bir ritim çalıyorlardı. Üstüne aklıma o an şey geldi böyle ama o ritim söylerken ben böyle bara diye söylemeye başladım. Seçkin de abi bir devam etsene dedi ve trombonla onu çalmaya başladı. Fakat şarkının adını bulamadık. Barabara yazdım ben playliste konser öncesinde. Gene sen şarkının ismi tabii ki ama sonra yazıldı sözler falan. 3 defa söz değiştirdik falan böyle işte.
çok sert olduğu, çok garip olduğu, sonra bir şimdi şey yaptık. Yalan Dünya ise bizim 2012'de albüm lansmanı döneminde bir saygı duruşunda bulunmak istedi grupça. Çok seviyorduk. Benim en son gittiğim, yani en son konserine gitmiş olduğumu da bilmiyordum. Ben Neşet Ertaş yeni şeyle söyleyeceğim, nördüyüm birazcık. Çok seviyorum. Açık Hava'daki konserine aynen, mi bravo. Gittin? O konserin öncesinde ben de Neşet Ertaş'la son yayınını yapmıştım. Beraber of, yayın ya, yapmıştım. Benim de kişisel yayıncılık tarihimdeki çok çok özel anlardan biridir. Ya işte aynı şey. Şöyle bir şey söyleyeyim. Güneşin indiği bir saat. Saat 6. Güneşin çok açık havada sahneye direkt vurur. Ve bütün herkes dedi ki Neşet Hoca'ya, hocam burada sahnede beklemeyin. Güneş size doğrudan vuruyor. Soundcheck'ten itibaren bir yarım saat 40 dakika var canlı yayına geçmenize. Lütfen kulise gelin. Hayır dedi. Ben burada oturayım. Hiçbir pozisyonumu da bozmayayım. Herkes rahat çalışsın. Kameralar ona göre çalışmak, yerleşmek isterdi. 40 dakika ya bu güneşin altında. Şey, müthiş, müthiş. Yani. İzin verirseniz ceketimi çıkartabilir miyim diye soruyor falan. Bir de benim en çok etkilendiğim an şeydi. Türküsünü söylerken durdu birden. Çok özür dilerim, bir şey söylemek istiyorum. Sakın meşhur olmayın dedi. Askere gittim, ondan sonra askerde Neşet Baba ne yaptın sen, niye böyle dedin? Sonra az çok anladım sayılır, tam olamadık tabii daha çok yolu vardı. Oraya gelemeyiz yok, yani oraya hayır. Gelemeyiz. Şey, söylediğini anlamak başka için şey. Söylüyorum zaten. O, yok tabii ki. Söylediğini anlama için söylüyorum. Ben çok etkilendiğim bir insan. Bir saygı duruşu, bir form oluşturduk Regi. Daha sonrasında biraz ara verdik Yalan Dünya'yı çalmaya. Daha sonrasında çok mutlu olduk. Plak firmamıza Kalan Müzik tarafından şey geliyor işte. Bu çocuklar bu şekilde çalacaklar ama eksik hiçbir şey istemiyoruz. Yani yeni söz. Söz değiştirmek, biz 4 kıtanın 3 kıtasını söylüyorduk. Uzun hani kısa bir saygı duruşunda bulunalım. Seçkin'in çok güzel bir solosu oldu bitişte böyle falan filan. Sevildi. Ondan sonra işte eminim EP'si çıktıktan sonra, yani bu ticari bir hikaye değil. Biraz daha fazla insana ulaşabilme için zaten cover dediğimiz hikaye bunun için yapılıyor. Öyle bir durumu var galiba. Biraz önce Barabara ile ilgili cümleyi kurarken ve ondan önce de ben işte sen bir personasın filan derken de bir özen gösterdin. Aman dedin, her şey bizde beraber. Arkadaşlarımla her şey beraber. Bu müthiş güzel bir tavır. Sağ olun, saygılar. Buradan yola çıkarak bir de şunu sormak istiyorum. Sattas'ın müzik üretimi kolektif midir? Evet. Yani kesinlikle tabii, öyle. Tabii. Evet. Bir anda aslında bir bakıma çok sesli, hem çok sesli müzik, hem reggae formunda bir müzik, hem orada bir anda bir caz akoru duyuyorsunuz. Basçımız hiç nota bilmemesine rağmen acayip derecede inanılmaz bir groove'la çalan, sürekli bizi yürüten. Zor olan kısımsa onları bir arada işte toplamak. Ama çok fazla enerji ve çok fazla müzik var. Toplanıyor ve bir şeyler çıkıyor mutlaka. Her zaman karşınıza çıkmayacak bir fırsat üçünüz için bunu söylüyorum. Çünkü 6 kişi burada değil. Belki daha fazla insan burada değil. Dolayısıyla rahat rahat konuşabiliriz. Stüdyoda en huysuz kim? Onlardan birini söyleyerek harcayabilirsiniz. Tabii direkt. Bana niye bu? Normalde benim falan. Yok, şaka yapıyorum. Yani ben... Fehmi de var birazcık. Yani o böyle sende ya yani huysuzluk yapan çok olmuyor aslında. Fehmi birazcık huysuz. Fehmi birazcık huysuz. Yani... Ama yani genel olarak herkesin kendini, yani hep birbirimize karşı bir saygı var. Herkesin bir anlayışı var. Bir fikir geldiği zaman kimse ona hayır canım öyle şey olur falan demiyor. En kibarımız, en mutlumuz Batu ama o açık ara. Odur. Yani hani daha sakindir, daha olgundur. Yani hani yaş farkımız var. Hani ben 40 yaşında olmama rağmen böyle Batu da yani falan diye öyle. Yani ciddi söylüyorum. Bu grupça kesin en çok bilinen şey. Peki en doymayan kim? Şey, yemek anlamında değil, provada bir kere daha. Ya bir kere daha alalım. Bir kere daha alalım. Bir de şunu yapalım. Bir kere daha alalım. Sanırım ya, benim o ya. Sen misin? Benim o galiba. Bak hemen evet. Süper. Doymuyor yani, bilmiyorum. Ben hiç doymadığımı hissediyorum. Belki benden daha doymayan vardır ama kesinlikle kusursuzlaşana kadar çalmamız gerektiği taraftarı olan. Kızma bana inceden, hep derin beni say senden. Artık anla ne olursun, tek sen misin hayal eden. Peki sana soracağım. Buyurun. Bir soru. Ocak transfer döneminde Cenk Tosun kalır mı? Kalır. 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 Yani o sene sonunda artık yani hani o şey yapar. Şampiyon olduktan sonra biz... Ondan sonra zaten bütün gözler onda olacak. Sanırım bu sorudan nereye zıplamak istediğimi anladın. O yüzden zıpladığım yerde sözü sana bırakayım. Beşiktaş'la ilgili bir haber var mı senin cephenden bize? Var. Süleyman Seba ile ilgili bir şarkı yazıyorum.
ama yani şey Leonard Cohen'in şarkı yani aynı şey, seviyede değil, yanlış anlaşılmasın. Suriye olarak söylüyorum. Çok ağır yazıyorum çünkü Beşiktaş dostlarımı, herkese, tanıdığım herkese söylüyorum. Ben semtliyim, Beşiktaş'ta doğum büyümeyim aynı zamanda. O Ahmet Dursun Seba gitsin diye bağıranlardan da biriydim. Maalesef bu aptallığı yaptım. Ama çok üzüldük. Kardeşimle ben cenazesine gittik falan. Bir borcum olduğunu düşünüyorum, hissediyorum. Kişiliğiyle, kibarlığıyla, nezaketiyle, kendisiyle tanışma fırsatı da buldum zaten. Beşiktaş'ta oturuyoruz. Zorla da olsa elini öptüm, öyle söyleyeyim. Elini öptürmez çünkü. Öptürmezdi. Şu biraz önceki paragrafındaki hesaplaşman, sevgin, saygın, bütün bunları anlatışındaki o heyecanında bilmiyorum burada kameralardan size ne kadar yansıyor ama gözlerinin doluşu. Bu duyguları çok özlüyoruz. Bugün hakikaten çok güzel isimleri andık. Evet. Süleyman Seba da bu isimlerden biri. Yani merakla bekliyoruz o yazacağın şeyi. Ne kadar zamanda yazarsan yaz. Ne kadar zamanda yazarsan yaz. Sağ olun. Şimdi bu videodan yaklaşık bir hafta 10 gün sonra o EP gelecek. O EP'yi indireceğiz ama sen hemen diyorsan ki yok, ben bir an önce bir de gidip dinlemem lazım. Yani hemen, ben şu anda çok doldum, fena halde yukarılardayım diyorsan 17 Kasım değil mi? İlk Akbank Jazz Festivali mi? Akbank Jazz Festivali var ama önümüzdeki hafta sonu ayın kaçıydı? 4 Kasım'da var. Dur işte, bravo. Moda Kayıkhanedeyiz. Moda Kayıkhanede çalacağız. 4 Peki ne, özel bir program mı, standart program mı? Entu'yla beraber kardeşlerimiz olan Entu'yla, yani Karadeniz Legisi diyorum ben onlara. İşte Harunların grubu. Beraber sahne yapacağız, sahneye çıkacağız. Pazar günü de Adana Çukurova Festivali'ne gidiyoruz. 17'sinde Kasım sürprizli, konuklu, hem de çok sevilen konuklu bir program olacak. Sattas. Sattas ne demek diye sormuyoruz artık. Hakikaten herkes biliyor. Yani bir kere de bu programda tekrar edilmesin. Ama diyelim ki bilmiyorsun, bu olmayan Batu'nun belgeselini seyrettiğin zaman o Batu kurnaz. Akyol'unkini izlediğin zaman regici. Her şeye hakim olacaksın. Ayrıca da böyle şeyleri yakalayalım arkadaşlar. Böyle şeyleri yakaladığımız zaman dinlediğimiz ya da dinlemesek bile neden dinlemediğimizi anlamamız gereken müzik konusunda bilgilenmiş oluyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyorum. Ederiz. Sağ olun. Motor müzik çok teşekkür ederiz. Sarılmalı bir grup değil bu. O zaman biz şarkımızı söylüyoruz. Evet, her şeyi atabiliriz. Can, kendinize iyi bakın. Rastlama Babra için görüşürüz. Bitti. Gitar oluyor. Baba.